Sevgili seyircilerimiz, Restoran TV'ye hoş geldiniz. Efendim bugün yine zirvedeki restoranlarda bir zirvede restoranla birlikte olacağız. Sahibesi ve sahibiyle birlikte. Hanımefendi ve beyefendi bizimle ama çok güzel pastalar. Harikulade lezzet. Nefis her şey. Hazır mı kağıtlar, kalemler? Hemen malzemeler alınacak ve beraber yapacağız değil mi? Efendim Ömer Boldağ ve Füsun Boldağ bizimle birlikte. Aşçımız Füsun Hanım, öyle mi efendim, evet, bugün? Evet. Ve Ömer Bey de ona refakat ediyor. Hoş geldiniz Füsun Hanımcığım. Hoş bulduk. Efendim ne güzel şeyler var böyle. Önce sizi tanıyalım mı? Tanıyalım. Biz emeklilik işimizi yapıyoruz şu anda. Hayalimizdi 2000 yılında. 3 yıl önce gerçekleştirdik. Bir küçük kafemiz var. Yerini söylüyor muyuz? Söyleyin. Moda'da. Ah, evet, güzel. Eşim devamını getirsin. Sonra sizin ben... hayaliniz mi en çok bu iş? Evet, galiba öyleydi. Öyleydi. Ama eşim de iştirak etti. Güzel. Sanıyorum yemek mutluyuz. Güzel tatlı yapıyorum diyelim. Daha tatlı yapmayı daha çok seviyorum. Etrafınızdakiler de söyledi mi sen böyle bir şey yapsan ileride diye? Çok öyle değil yani, yiyecek ağırlıklı bir yer değil bizimki zaten. Ben yok yani tatlı olarak. Tatlı olarak evet, yiyenler genelde söylediler. Söyledim. Şimdi de severek yediklerini düşünüyoruz. Ne kadar güzel. Spesiyallerimizden birkaçını getirmeye çalıştık. İki tanesini de burada yapacağız. Burada yapacağız. Peki Ömer Bey, siz eşinizin hayalinin gerçekleşmesine yardımcı oldunuz. Hayalleri birleştirdiniz değil mi? Var mıydı böyle bir düşünceniz çocukken? İleride benim hanımım böyle bir şey yapsın, ileride böyle bir şey olsun falan. Düşünüyor muydunuz? Efendim benim böyle bir ortamda olmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktu. tamamen bir tesadüf demek ki. Yaşamda böyle tesadüfler oluyormuş. Ama mutlu bir tesadüf. Burada çok güzel bir ortamdayız. Sizlerin sıcak ilgisi, samimi davranışları bizi çok rahatlattı. Bu gibi konulara yabancı olmamıza rağmen bu sohbeti yapmamız bile büyük bir olay benim için. Tabii yemek konularına yabancı değilsiniz de şu anda konuşmamızdan bahsediyorsunuz siz herhalde. Evet. Burası sizin mutfağınız, bizim evimiz, bizim mutfağımız. Siz de hoş geldiniz. Hı. Kendi çok mutfağınız ederiz. Gibi burada hareket edebileceksiniz efendim. Sever misiniz tatlıları? Ben çok severim. Ama bir kültür gelişti. Yani tabii ki tabağımızda ne varsa son parçasına kadar yeriz. O emeğe saygıdan, kültürümüze saygıdan böyle öğrettiler, böyle gösterdiler ve bundan da memnunuz. Tatlıya dayanamıyorum gerçekten. Eşimin tatlıları da bana düşmez ama çok güzeldir, hafiftir. Hatta zaman zaman ya bir tık daha şekeri fazla olsun dediğim anlarda bile evdekilerin muhalefetiyle karşılaşırım. Tadı yerinde bir tatlıdır. Aşırı tatlı değildir. Gelen müşterilerimiz de beğeniyor. İşte 3 yıl önce bir rahmetli babamızın eczanesi vardı Moda'da. Onu dönüştürdük, kafeye çevirdik. Dostlarımız da eksik olmasın itibar ettiler. İsmi Tinka Tinka. Evet, şimdi onu diyecektim. Tinka Tinka kafe. Evet. Niye Tinka? Şimdi Tinka Tinka çok önemli özelliği olan, bizim için, ailemiz için önemli özelliği olan bir canlı. Bu bir tatlı su balığının Latince bilimsel ismi. Bir bilim ismi. İki önemli özelliği var. Asıl önemli özelliği oksijeninin çok az olduğu sularda yaşama becerisini göstermesi. O halde Füsun Hanım, bakalım bugün evet. Önce kırmızı bir şeyimiz var. Onlar kafemizde her zaman bulunan tatlılar diye getirdik. Onları yapmayacağız. Biliyorum, bugün. Islak kekimiz. Mı? Tabii bu çikolatalı ıslak kekimiz. Hı. Parça çikolatalı brownie'miz. Bu da son zamanlarda sevilerek yenen San Sebastian cheesecake. Ben onu aslında peynirli. Peynirli. Ben aslında onu şöyle nitelendiriyorum. Türk damak tadına uygun, kazan dibi gibi hafif yanık formlu cheesecake. Yani cheesecake bizim kültürümüzde olmamakla beraber Türk insanı onu kendisine damak tadına uygun olan
kazan dibi formuyla özdeşleştiriyor. O yüzden eşim de çok güzel yapıyor. Bu hale getiren biz miyiz yani? Türk milletine bunu yakan? Yok. Değil mi? Yok. Öyle yok. Ama biz Türk damak tadına çok sevildi. Uygun. Birdenbire çok sevildi gerçekten. Çok güzel. Evet. Bugün burada kırmızı kadife pasta yapacağız. Yani Red Velvet Amerikan düğün pastası. Onun için malzemelerimi sayayım önce. Evet lütfen. Yapalım. Hemen ben de şöyle size yaklaşayım. 1,5 evet. bardak gibi sütümüz var. Sütümüzü boşaltıyoruz. Şöyle. Sütümüz hazır. Ona yarım limon suyu sıkıyoruz. Sütü kesmek için. Biraz bekleyecek. Şimdi çekirdekleri bitmesin diye yavaş yapıyorum. Evet, sanırım bu yeterli. Kesiliyor süt limon kalınca biraz katılaşıyor, çok şey değil, çok katı olmasına gerek yok. O bir kenarda bekliyor. Biz bu arada 160 gram tereyağı ve biraz tatlı bir keki var. Özelliği o, yoğun ve tatlı oluyor. 160 gram tereyağı. Tereyağı ve 350 gram toz şekeri çırpıyoruz. İkisini bir arada çırpıyoruz. Elimizle çırpacağız. Birazcık şey değil mi? Biraz zor olacak ama. Zor mu olacak? Her koşula uysun diye böyle düşündük. Mikseri olmayanları da düşündük. Güzelce karıştırıyoruz. Önce yağ ve şekeri birbirine güzelce yediriyoruz. Önce onlar birbirini yiyor. Sonra biz onları yiyeceğiz. Biz onları yiyeceğiz, evet. Ben şurada devam edeyim. Siz sohbete devam edin istersiniz. Ben şöyle yapabilir miyim birazcık? Sanki böyle çabuk çabuk yapacakmışım gibi geldi. Harikasınız. Böyle oluyor mu? Hı? Tabii ben mikser şeyi... Siz mikser alışkınsınız. Ben de böyle harika. Evet, ilkel usullerle biz tabii böyle büyüdük. Siz bizden sonrasınız, sonraki kuşak olduğunuz için. Estağfurullah, aynı zamanlarda. Aynı zamanlarda. Annem de çok uzun zaman böyle yaptı. Evet. Aslında böylesi daha sağlıklı. İyice yiyecek. Oh, tamam. Evet. Sütümüze bakalım, kesilmeye başladım. Sütümüzü de kesildikten sonra bunu ilave etmemiz gerekiyor. O en son ilave edilecek ama bir yandan hazırlanmış. Hatta biz limonu bile limonlukta sıkmıyoruz, bakın. Evet. Her şey, her koşula uygun olsun. Bu arada onun hazırlayalım. Hadi. O kalsın, oldu gibi o. O oldu mu? Aferin oldu bana. Gibi. Bravo. Ha? Aferin bana. Nasıl yapacağız ununu? Biraz hızlıyım ben. Evet, elim çok tutuyor. Un ölçüsünü de verelim. Verelim. 375 gram un. Bunun içerisine bir paket vanilya koyduk. Şöyle 1,5 kaşık gibi de kakao ekliyoruz. Ben kırmızıyı çok merak ediyorum şimdi ama söylemeyin, sır vermeyin, durun, daha durun, zaman var. Bu gerçekten evet. Sırama. Tamam. Çünkü bunu piyasada gıda boyalarıyla yapıyorlar. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim tamam. İzleyenlere, tamam. Söyleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Kültür evrenseldir. Bu da ne kadar güzel oldu şu an, kültür evrenseldir. Doğru. Ne kadar önemli değil mi kültür, görgü, öğrenmek? Çok. Evet. Burada bir değeri paylaşıyoruz aslında, her ne kadar ucunda bir... satma, alma, verme gibi olsa da o kadar kaba ve çiğ değil. Evet. O yüzden şimdi, kırmızı kadife kekimize rengini veren pancar. Ben buraya pancar olarak getirdim ama burada vakit kaybetmemek için önden hazırladım. Nasıl hazırlıyoruz? Onu ince ince rendeleyip suyunu sıkıyoruz. Bu kadar. Haşlayıp da yapılabilir ama ben son zamanlarda haşlamamayı tercih ediyorum. Daha hızlı oluyor. Yapabilir miyim? Tabii. Bunu da ilave edelim parça top top olmasın diye bu şekilde koyuyoruz yarı yarıya. Hatta rengini bir parça daha koyu istersek şunu da ilave edebiliriz. Çok güzel, sanki içinde bir vişneli falan gibi şu evet, anda öyle bir evet, bunu zaman zaman frambuazla, çilekle, vişneyle ilave ederek tatlandırabiliyoruz ama genellikle bu yoğun tatlı, kendine özgü tadı olan bir kek olduğu için meyvesiz de
tüketiliyor. Aslı zaten meyvesiz. Değerli seyircilerimiz, Red Velvet düğün pastamızı fırınımıza verdik. Şimdi onun kremasını hazırlayacağız. Hüsnü Hanım, buyurun. 4 yemek kaşığı kadar tereyağı, bol tereyağlı bir kek ve krema bu. Hı hı. Tereyağı da lezzetli. Lezzetli. Ayrıca sağlık için de faydalıymış. Bizi hep kandırdılar, sağ olmaz herhalde seninlerce. Benim de kolesterolüm yüksek diye yemedim yıllarca ama şimdi yiyorum afiyetle. Peynir mi? Bu da taze beyaz peynir. Taze beyaz peynir. Sanki çok yağlı değil gibi. Hayır, o yüzden zaten değil tercih mi? Ediyoruz. Evet. Tereyağı zaten yağ olduğu için. Aa, bu dengeliyor. Peynir tadını hafifletiyor. Ben yine sizden yardım rica edeceğim. Tereyağı ve yağsız taze peyniri birbirine karıştırdık. O ne? Yine bir paket vanilin koyuyoruz. Vanilin koyuyoruz yine bir paket. Şöyle koyayım. Koyayım. Onu da karıştırdım. Ondan sonra. Vanilya, taze beyaz peynir ve 4 kaşık mıydı tereyağımız? Tereyağı 4 kaşık. 4 kaşık. 200 gram kadar taze beyaz peynir ve pudra şekerimiz var. Yaklaşık 2 bardak. 2 bardağı biraz geçecek. Azar azar ilave edeyim ben. Da yoğun bir krema olacak ama yoğunluğu tadında yağ olarak gelmeyecek bize. Hafif bir krema olarak. Peynir nedeniyle mi öyle peynir gelmeyecek? Peynir nedeniyle evet. İçerisinde gördüğünüz gibi margarin yok. O da bir sır. Evet, krema yok ayrıca. Yani krema. Hazır yağlı, kremalar hazır yok. Krema yok. Böylece kremamızı da kendimiz yapıyoruz. Üstelik son derece de organik, sağlıklı. Evet. Yağ tadı gelmeyecek. Bunların tadını hep ben bakıyorum tabii, test ediyorum. Efendim seyircilerimize söylüyorum. Büyük olsun, küçükleri de şöyle koyalım. Peki bunları böyle pişirmeden yersek karnınız ağrır falan tabii, derlerdi. Tabii ağrır, ağrır. Şimdi onun bunun için... aslında bu kurabiye hamurunun çiğ haliyle yapılan tatlılar da var yurt dışında. Ama onların unu önceden kavruluyor. Karın ağrısı olmasın, dokunmasın ya diye. Ben onu çok merak ediyordum. Nasıl olur, nasıl karın ağrıtmaz diye araştırdığımda o şekilde yapıldığını öğrendim. Yani un, kavrulmuş una bunu aynı malzemeleri koyarak kavrulmuş unla yapıp o şekilde de yeniyor çiğ mu? Çiğ olarak kullanabiliyorsunuz. Bir şey daha öğrendik. Siz hiç yaptınız mı? Ben yaptım. Özellikle dondurmayla falan çok güzel oluyor bu kurabiye hamuru. Harika. Bizim evimizde bir tane çiğ hamur canavarı olduğu için. Evet, onun için zaten kavurup ne kadar, nasıl kavruluyor? Biraz pembeleşiyor. Pembeleşecek kadar yani helva yapar gibi. Ben o zaman bu akşam bunun kavrulmuşunu yapayım. Yapın. Siz çiğini çok sevdiniz değil mi böyle? Ben çiğini şu anda böyle yemek istiyorum da karnım ağrımasın. Çocuklarımızın o kadar ağrıtmıyor Şimdi onlar da çünkü tuttururlar ben de yiyeceğim diye ama karın ağrını söyleyelim yani. Yani çok yenirse tabii ağrıtır tabii. Şu kadar bir şeyden bir şey olmaz ama evet, öyle bir ölçü, yarım ölçü yenirse ciddi rahatsızlık verebilir. Bir dakika. Evet, minicik bakayım. Şöyle. Size kalmadı şunun ama, evet. Şöyle yapalım. Yok çok vermeyin. Azıcık. Peki. Şöyle. Evet, un kavrulmuş olsam harika olacak. Ama kesinlikle onun kavrulması lazım. Tabii. Üzerlerine de... Üzerlerine de büyük çikolatalar diziyoruz. Evet. Bitter çikolata tercih ettim bugün. Sütlü de olur, beyaz da olur. Şöyle koyalım mı fırına? Tabii. Böyle geçelim. Yine 175-180 evet, derece fırına koyuyoruz. Değerli seyircilerimiz, işte beklediğimiz an ve pastamız ve kurabiyemiz
hazır düğün pastası. Amerikan düğün pastası. Red velvet pastası. Kırmızı kadife pastası. Kırmızı kadife pastası. Kadife gibi oldu zaten. Harikulade. Ben bir tadına bakacağım dedi. Ne şanslıyım. Hatta şöyle alayım. Efendim. Kek çıktıktan sonra klasik ortadan kesip kremasını sürdük. Şöyle, üzerine de sürdük. Hanımefendi de bakar tabii. Şöyle yapalım. Kekinden de ince bir katman kesip üzerine ufaladım. Ben böyle dekor yapmayı seviyorum. Kekinin rengi çok güzel. Keki pancarın rengini aldı gördüğünüz gibi. Şundan kullanalım. Bakalım alabilecek miyim? Evet şöyle yapayım. Evet. Koydum. Efendim. Ben hemen tadına bakıyorum. Buyurun. Evet siz de bakın ama tadına koyun. İnce tabak bir koydum. İnce bakalım. Bir bakıyorum efendim. 3, 2, 1 ve bir de tutabildim ama ne kadar güzel tazecik tabii dağılıyor. Kreması şahane. O kadar güzel ki. Baktınız mı tadına? Buyurun. Harika. Evet. Peynir oluşu mükemmel. Bunun da tadına bakayım. Biraz da dolapta durursa soğuyup daha da lezzetli hale geliyor. Şöyle bir parçacık tabii kırdım. Siz de alın. Şöyle. Efendim bakıyorum. Beğendiniz mi? Ay, yiyemeyeceğim çok şey. Tabii. Mümkünse bunu çiğ yemeyin, pişmeden. Pişmişi zaten daha güzel bence. Çok güzel. Şu cheesecake'i merak ediyorum. Onu da hemen. Onu da şöyle yaptım. Birazcık evet böyle oldu ama. Çünkü cheesecake bakalım Ömer Bey dedi ki, sen dedi bizim ağzımıza layık. Nefis. Tabii bunun üzerine biraz tatsız gelecek size ama o daha tatlı bir yapısı var. Hafif bir şeydir. Şunlar da her birinin lezzeti de mükemmeldi. Sevgili Füsun Bolda ve sevgili Ömer Bolda. Tinka Tinka. Bir balık. Tatlı su balığı. Ve onun vücudunda salgıladığı sırtından dediniz evet değil mi efendim? Salgıladığı da bir sıvı şifa dağıtıyor. Onun için de adı Tinka Tinka, sizin tatlı restoranınız diyeyim, öyle diyeyim ben. Tatlıcı dükkanınız. Aslında tatlı değil, tuzlularımız da var tuzu ama biz de var. Bunlar pasta daha kahvenin yanına daha çok tatlı yakıştığı için. Çok güzel ama yememem lazım. Şu anda bana sevgili Eray diyor ki yeme yeme yapıyor biliyorum. Onun için ben daha fazla yemiyorum. Harikulade olsun. Tebrik ediyorum. Ellerinize teşekkür sağlık efendim. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür güzel ederiz günler davet ettiğiniz için. Her şey istediğiniz gibi olsun ve sevgili seyircilerim. Afiyet olsun. Hoşçakalın.